yine bu misal ile anlatmayı kullanmanın bir sebebi de bu hakikatler dimağımıza iyice yerleşsin, takarrur etsin diyor. Çünkü başka bir yerde bir misal ile anlatıldığında takarrur ettiğini söylüyor üstadımız. Meleki olsun diye. Çünkü tahayyül ve tasavvurumuz artık bu zamanda çöplüğe dönmüş. Yani bundan belki 200-300 yıl önce bu kadar internet, televizyon, diziler olmadığı için o zamanda yaşayan insanlarda bir hakikat anlatıldığında insana geçiyordu ve bu şekilde bir darbe vurulmadığı için çok kalıcı oluyordu. Bunun örnekleri ninelerimize ya da dedelerimize vardır. Bize yıllarca eskide yaşanan şeyleri anlatırlar. Ve insan bir dersi unutabilir ama bir misali ya da bir sembolü bir şekli kolay kolay unutmaz. O yüzden çoğu zaman bir sembolle anlatma ihtiyacı duyulmuş. Bir misalle anlatma ihtiyacı duyulmuş. Yine evet, misali dimağımızda tahayyülden itibaren yaşıyoruz. Bir misal anlatıldığında hemen de biz o misalle boyalanmaya başlıyoruz. Tahayyülümüzden itibaren yaşıyoruz, hayal ediyoruz. Tasavvurumuzda suret veriyoruz, tefekkür ediyoruz. İtikada kadar o misali yerleştiriyoruz kendimizi. Nasıl bir film izlediğimizde bizi ağlattırıyor, bazen güldürüyor, başka alemlere götürüyor. Öyle de temsillerde Kur'an'ın cilve-i inikasıdır. Bizi alır, ta aslımıza götürür. Onu tefekkür ede de o aslımıza gide gele kendimize yol olur. Biz o yolu tefekkürle açtık, artık işletiyoruz ya, o gittiğimiz yerler de bizi ziyarete gelecek. Nasıl bu misallerle bu hakaiki anladık, onları tefekkür ede de aslımıza taşındırıyor bizi. Oraya gide gele de artık arada bir yol oluyor ve o yoldan da o gittiğimiz yerden, yani aslımızdan bize iade-i ziyarete gelmeye başlıyor. Bu misaller uyanışa, kendimize gelmemize, fark etmemize yarıyor. Ama TV, film ya da işte internette lüzumsuz vakitlerde geçirdiğimiz zaman gittiğimiz o alemlerin iade-i ziyaretine kimin geleceği meçhul ve çok tehlikeli, çünkü Adem'den geliyor. O film izleyerek ya da internette meşgul olduğumuz o sanal ortamlarda gittiğimiz yerlerin iade-i ziyareti bizim için çok tehlikeli, çünkü Adem'den geliyor. Sen kendine gelmiyorsun, seni kendinden almaya geliyorlar. İlkinde kendine adet varken diğerinde kendinden firak var. Bir dakika. O filmi seyrederek sen kendine gelmiyorsun, kendinden onlara gidiyorsun. Sen kendine gelmiyorsun, seni kendinden almaya geliyorlar. Şimdi birinci, ilk bahsettiğim şey daha bir Kur'an hakaiki misaliyesinle tefekkür ederek kendi aslımıza gitmiştik. Şimdi uçağımızın rotası da var aslımıza. Ders az önce bahsettiğiniz yerden not alamadım onu ama siz de herhalde aslımıza diyordunuz. Ruh, evet. Asıl ruhumuza mı diyordunuz? Bir kelime kullanmışsınız. Kalkış yeri ruhlar alemi. Ruhlar alemi, evet abi. Varacağı nokta fıtratın iktiza ettiği alemi. Evet. Ahiret alemi. Şu motor, iman esasları, kanat, İslamiyet. Şimdi imanla İslamiyet arasındaki ilişki dünyamızda bu misalle bak nasıl oturuyor. Mesela bir kanatsız uçak düşün, motorsuz uçak düşün. Yani sünnetsiz Kur'an. Kanat yok, motor var. Sünnetsiz Kur'an, İslami gibi. Evet. O mesela on taraf şeyi söyledik. İşte türbülanslar, beklemedik hadiseler, musibetler, dertler. Bunlara karşı bazı savunma sistemleri var insanda. İşte uçağı böyle bu şekilde şey yaptığın zaman uçak gibi, ama bu sefer aleminde şurada kim olursa olsun İslamiyet nedir dediği zaman kanat hatırına gelir. Bu 25. karedir. İstesen de unutamazsın. Ama şimdiye kadar konuştun, o biz kendimize gelmiyoruz filmlerle, bizi kendilerine götürüyorlar. Evet. Unutur. Ama motor imandır. Nasıl kalkacak yerden? Kanat İslam'dır. Nasıl şimdi uçağı düşünce? Peki uçağın bütün seli nedir? Ruhtur.